o dönem kütüphane için bir depreme dayanıksız raporu veriliyor. Kütüphane ile ilgili yapılan bir çalışma sonucunda, üzerine de malum yaşadığımız felaket sonucunda tekrar alınan raporda tekrar aynı sonuç çıkınca kütüphanenin yıkılmasına karar veriliyor. Kütüphanenin yıkılması da ben buraya tayin olduğum dönemde 2023'ün Kasım ayında binaya önce depo olarak taşıdık buraya. Şu an mevcut bulunduğu yere. Akabinde kütüphane yıkıldı bulunduğu yerde. O sırada da yeni kütüphane için Yenişehir'deki proje kabul aşamasındaydı. Kütüphanenin yıkılmasıyla kütüphane ilk olarak şu an bulunduğu mevcut konumuna depo olarak taşındı geçtiğimiz sene. Biz o bölümde geçici bir çözüm bulduk. Gezici Kütüphane ile Karayolları Parkı olarak bilinen bölgede hizmet vermeye başladık. En azından orada okuyucu hizmetlerimizi aksatmamak için. Malum orada kütüphane yıkıldıktan sonra ve projenin tekrar revize edilmesinden kaynaklı gecikme dolayısıyla en azından kütüphane hizmetlerinin aksamaması için Gezici Kütüphane'yi ödünç kitap alma verme anlamında vatandaşımızın hizmetine sunduk. Zaten şu an itibariyle Gezici Kütüphane'yi tekrar faaliyeti soktuk. Amacına uygun kullanmaya başladık. Bir rotayı da oluşturduk. Gezici Kütüphane şu an ihtiyaç duyulan yerlerde faaliyet göstermeye devam ediyor. Bunun dışında da geçtiğimiz Aralık ayında ilimizdeki kütüphanesi olmayan tek ilçe Mazıdağ'ında da kütüphaneyi açtık. Şu an bütün ilçelerimizde kütüphanelerimiz aktif ve iyi durumdalar. Midyat'ta 3 kütüphanemiz, bebek çocuk kütüphanemizde olmak üzere aktif ve bütün ilçelerimizde kütüphanelerimiz faal, okuyucularına hizmet vermeye devam ediyor. Aslında burada tabii ilköğretim ve ortaöğretim aşamasındaki çocuklara, okullara öğretmenler yönlendiriyor çocukları okumak için. Fakat bu bizim üzerimizde yeni neslin bir sorunu. Çabuk sıkılmaları, onları okumaktan biraz uzaklaştırıyor ama öğretmenler yönlendiriyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz henüz hizmet vermeye başladık şu an mevcut binamızda. Aklımızda bir şeyler var ama bunları konuşmak için biraz erken olsa da daha önceki uygulamalara baktığımız zaman işte çocukların, özellikle gençlerin sevdiği yazarlarla imza günleri yapıp kütüphanenin bilinirliğini arttırmak. Yine aynı şekilde okullarla anlaşarak ilkokulu, ortaokul, lise seviyesindeki çocukları kütüphaneye getirip onları kütüphanenin imkanlarından faydalanır hale getirmek. Kütüphaneyi daha bilinir yapmaya çalışacağız tabii önümüzdeki dönemde. Vali Bey sağ olsunlar, ilk geldiğimiz günden beri kütüphane konusunu çok yakından takip ediyor. Şu an yeni kütüphane projemiz de geçtiğimiz ay bakanlığımızdan kabul edildi. Revizesi, Diyarbakır Ödev ve Anıtlar Müdürlüğü yaklaşık maliyetini çalışıyor şu an. Bir tarih vermek için henüz erken ama yakın zamanda, çünkü Vali Bey'in çok hassasiyetle konunun üzerinde durduğunu biliyoruz, takip ettiğini biliyoruz bütçeleme konusunda da. İnşallah bu süreç çok daha fazla uzamadan Yenişehir'deki yeni yerinde yaklaşık 8.000 metrekarelik bir kütüphane ile halkımızın, okuyucuların hizmetine çok güzel bir tesiste hizmet vereceğimize inanıyoruz. Şöyle, bina olarak bölgedeki en büyük kütüphane yapılacağını söyleyebilirim size. Projeyi paylaşmak için henüz erken ama yaklaşık 8 katlı, işte içinde konferans salonu olan çok orijinal büyük bir yapıyla okuyuculara hizmet veriyor olacağız. Kütüphaneler bizim bakanlığımızın özellikle orta ve alt gelir grubuna hizmet ettiği yerler. Mardin gibi Anadolu'da özellikle çok çocuklu ailelerin çocuklarının ders çalışmaya için kütüphaneleri kullandıklarını biliyoruz. Bunlar özellikle işte soğuk kış günlerinde çocuklar için adeta bir sığınak oluyor burası. Ders çalışmak için sakin, sessiz bir ortam. Yine aynı şekilde artan kitap fiyatlarını düşündüğünüz zaman çocukların kitaba erişimi anlamında da kütüphaneler çok kıymetli. Bu anlamda tabii ki insanların bir hassasiyeti var. Haklılar da. Bu süreç biraz uzadı ama inşallah dediğim gibi çok kısa bir süre içinde projenin kabulü gerçekleştirildi. Esas problemlerden, temel problemlerden biri oydu. Çok kısa bir süre içinde yeni binamıza hizmet vermeye başlayacağız inşallah. Bir dönem kapalı kalmak durumunda kaldık bina olarak ama hizmetimiz Gezici Kütüphane ile devam etti. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda. Yani ödünç alma verme işlemimiz, kitap alışverişimiz okuyucumuzla devam etti. Bina olarak sadece hizmete kapalıydık. O dönemi de kısa sürede bitirmeye çalıştık zaten. Şu an aktif olarak yeni taşındığımız binada da hizmet etmeye devam edeceğiz. Yani ders çalışma açısından okuyucularımız bu konuda biraz mağduriyet yaşadı ama bunun süresini en kısa zamanı düşürmeye çalıştık. Bakanlık olarak, müdürlük olarak, genel müdürlüğümüz olarak elimizden geldiğince çalışmalarımız devam etti. Çok şükür bunun neticesini de aldık. Şu an aktif, evet. Eski hükümet konağı binasındayız. Sakıp Sabancı Müzesi'nin hemen yanındaki binadayız. Zemin kat kütüphane olarak kullanılacak. Yetişkin salonumuz, çocuk bölümümüz, çalışma salonları hafta içi 8-5 aktif bir şekilde kullanıma açık. Yetişkin salonumuz 44 kapasitede, çocuk bölümümüz de 30 okuyucuya hizmet verebilecek kapasitede ders çalışma olarak. Okuyucularımız çocuk, yetişkin, genç, 65 ve yaş üstü, halk kütüphaneleri yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen kurumlar olduğu için ödünç alma verme işlemi devam ediyor. Aynı anda 3 kitap alabiliyor okuyucularımız, 15 günlük süreleri oluyor. Kitabı bitiremedikleri takdirde 15 gün daha süresini uzatabiliyorlar. Bu süre uzatma konusunda problem yaşamazlar okuyucularımız. Bu konuda vatandaşımızı, halkımızı kütüphaneye bekliyoruz, davet ediyoruz. Kırsal köylere şu an gezici kütüphane aracımız hizmet vermekte. Güncel program değişmekte, talep ve ihtiyaçlara göre köy okullarına gezici kütüphane aracımızla kitap ödünç alma verme işlemlerini etkinlik bazında da zeka oyunları, satranç gibi aktivitelerimiz de devam ediyor yani kırsal kesimler içinde. Yani kişinin kendini geliştirmesi, artık halk kütüphanelerinde bebeklikten başlayarak, yani bizim hizmetimiz bebekten başlayıp genç, yaşlı, 65 yaş ve üstü dediğimiz yetişkin, yani yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, geliştiren ve bu ihtiyaca cevap vermeye çalışan kurumlardır. Bu konuda kütüphaneler yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, teşvik eden kurumlardır. Yani şu an biz İl Halk Kütüphanesi olarak nüfusa uzak bir yerdeyiz. Bunun ihtiyacını Yenişehir'de gidermek için şu an gezici kütüphane aracımız 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda. Bakanlığımızın çalışmaları Yenişehir'deki kütüphane binası için devam ediyor. Yenişehir'de güzel bir projemiz olacak. Bu proje çalışma aşamasında 8.392 metrekare alana sahip Yenişehir'de bir kütüphane binamız hizmete açılacak inşallah en kısa zamanda. Çalışmaları devam ediyor bu konuda ve büyük bir kompleks alan olacak, bir sosyal yaşam alanı olacak kütüphane için, vatandaşlar için. Bizim toplam kitap sayımız 40.850 adet, yetişkin ve çocuk kitap sayımız. Bu 33.095 kitabımız roman, danışma kaynakları, yabancı dil kaynakları, 10 konu aralığına sahip kitap içeriklerinden oluşuyor. Felsefe, psikoloji, din, toplum, edebiyat, tarih alanında kitap koleksiyonumuz bulunmaktadır. Çocuk kitaplarımız 7.735 adet materyalden oluşuyor ve kitap dışı kaynaklarımız olarak bizde zeka oyunları bulunuyor. Bu zeka oyunlarıyla kütüphanede aktif bir şekilde etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Üye sayımız 11.289, bu yetişkin üye sayımız. Çocuk üye sayımız 1.615 kişiden oluşuyor. Bir de bizim kent kitaplığımız var. Şu an kent kitaplığını geliştirmeye çalışıyoruz Mardin için. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle diğer şehirlerdeki Mardin'le ilgili, Mardin'e simgeleyen, Mardin'i anlatan kitapları, materyalleri, fotoğrafları, bunları derleyip bir Mardin kitaplığı oluşturma çalışmamız devam ediyor. Bu şekilde bir de süreli yayınlarımız var bizim. Daha önce süreli yayınları biz okuyuculara ödünç veremiyorduk. Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün Kütüphane Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün çalışmaların neticesinde artık süreli yayınlarımızı okuyucuya ödünç verebiliyoruz. Çünkü okuyucularımızın bu konuda talepleri çok fazlaydı süreli yayınlar konusunda. Şu an bizim hali hazırda 10 dergi çeşidimiz bulunmaktadır ve bunların güncel sayıları Genel Müdürlüğümüz tarafından güncellenmekte ve gönderilmektedir. Yani bu çalışma bizim okuyucularımız için çok iyi oldu. Buradan Kütüphane Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne de bu konudaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Okuyucularımızın çok yoğun talepleri vardı bu konuda. Çünkü süreli yayınları eve götürüp evde fikir alışverişi yapmak istiyordular. Yani bu iyi bir çalışma oldu. Sizin aracılığınızla da onlara teşekkür ediyorum.